Söyledin, rahatladın mı? Evet. Bunu söylemem gerekiyordu. Bunu senin için yaptım. Niye benim için yapıyorsun yok, ya? Yok, seninle konuşuyorum. Benim için değil. Genel anlamda gelecek adaylar için ya da başka adaylar için tamam, de evet, yapmış oluyorsun. Tamam, evet. Aynen. Dans, yürürken dairler dediğin gibi, evet. Sen daha çok beklersin böyle yaparsan zaten beni. Seni. Evet, daha çok beklersin. Ben böyle özgüvensiz bir kadın zaten. Dışarıdan özgüvenlisin ama... Biliyorsun, özgüvenin yerinde zaten. O zaman bunu bana da geçir. Ben sana bunu niye geçiyorum? Ben onu anlamadım şu an. Tamam. Kısacası bu. Anladın mı? Ben seninle iki gün konuştuk. Ya mum yakmışsın be adam, mum yakmışsın. Mum. Evet, mum. Belki senin için yaktım. Mesela benim için yaktıysa orada da ben yoktum ama şu an farkındasın. Olmak ister miyim? Ben öyle bir şey şu an yorum yapmak istemiyorum. Net ol bana. Yok, yorum yapmayacağım. Böyle onun böyle için... yapmayı biliyorsun ama. Böyle yaparım, hala böyle yapabilirim. Sen? Yok, ben onları sevmiyorum işte. Sen, ben seni şey kırmamak için hayatta öyle bir şey yapmazdım. Peki sen ne hissettin bizi kırmızı odada öyle görünce? Çok üzüldüm. Bak, Allah işte söyletiyor. Kalbim kırıldı. Çok burada oturdum, ağladım. Allah Allah. Yani sen ağlasan, da belli etmeyen bir kadınsın. İçten içe ağlarsın. Genelde ağlayamıyorum da öyle bir yeteneğim, öyle bir kabiliyetim yok. Hiç ağlamadın mı? Ağladım. Ama duygusal anlamda sinirden ağladım. O zaman seni sinirlendirmem gerek. Evet, sinirlensem ağlarım yani. Seni bir sinirlendireyim de görsen. Sinirlenirsem ama burada böyle eşya falan kalmaz yani o konuda. Beklerim, ben buradayım.